Mi-9'la birlikteyiz. Üst seviye teknik özelliklerinin yanında diğer amiral gemisi telefonlara kıyasla daha uygun bir fiyat etiketi bulunan bu telefon belki de sizin yeni telefonunuz. İsterseniz şimdi incelememize başlayalım. ...73 gram ağırlıkta ve 7.61 mm incelikteki bu telefon 6.39 inçlik devasa bir ekrana sahip. Ekran her ne kadar büyük olsa da %90'ın üzerinde bir ekran çerçeve oranı bulunduğu için genellikle ürünü tek elde kullanmak zor değil. Ama tabii ki diğer birçok modelde de söylediğim gibi cam tasarım olması demek bir süre sonra terlemelere ve parmak izi tutmalarına sebep olacak demek. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Ürünün kutusunda bir de koruyucu kılıf çıkıyor. Bu kılıfla hem tasarım hatlarını bozmadan hem de daha sağlam bir şekilde kullanım deneyimi elde edebilirsiniz. Tabii arka taraftaki dikkat çekici detaylardan bir tanesi de üçlü kamera sistemi. Dışa doğru biraz çıkık olarak tasarlanan bu sistem hakkında birazdan detayları vereceğim. Ancak çoğu kullanıcı bazen yatarken, bazen otururken düz bir zemine telefonu şu şekilde bırakmak ve artık nasıl istiyorsa o şekilde kullanmak ister. Ancak çıkık kamera sebebiyle telefonun ekranına bastığınızda sallantılar meydana geliyor. Bu da düzgün bir kullanımı engelliyor. Bu arada arka kamera çıkıntılı demişken safir bir cam koruması bulunuyor. Böylelikle kameranın da darbelere karşı korunması mümkün kılınmış. Alt kısma baktığımızda Type-C girişini görüyoruz. 3.5 mm'lik kulaklık bağlantı noktası yok. Ancak kutudan Type-C'yi 3.5 mm'lik kulaklık bağlantısına çeviren bir dönüştürücü çıkıyor. Kulaklık çıkıyor mu derseniz hayır çıkmıyor. Bu belki de bir eksi. Ancak çoğu kullanıcı telefonun yanında gelen kulaklıkları değil de müzik dinlemek istiyor ve sürekli dizilerle, sürekli videolarla ilgileniyorsa genellikle kendi kulaklığıyla hareket ediyor. Sanıyorum Xiaomi yetkilileri de bunu böyle düşünmüş olacak ki kulaklığa yer vermemişler. Ekran detaylarından bahsedecek olursak 6.39 inç değerdeki ekran AMOLED teknolojisini kullanıyor. 2340x1080 çözünürlük sunan ve 403 ppi değerindeki ekran HDR görüntülere de destek veriyor. Gerek mekan içi kullanımlarda gerekse de dış mekan kullanımlarında ürünün parlaklık düzeyi gayet yeterli. Gece kullanımlarına yönelik olarak da çeşitli düzenlemeler yapmanıza imkan sunuyor. Dokunuşlara verdiği tepkiler gerçekten çok iyi. En ufak dokunuşlarda yumuşak bir hissiyat elde ediyorsunuz. Zaten arayüz de oldukça akıcı. Arayüzün akıcı olmasında tabii ki teknik detaylarında önemi büyük. Ürünümüz 7 nanometre üretilen Snapdragon 855 chipseti ile geliyor. Yani gerçekten bir amiral gemisi chipseti ile geliyor. Bu da bize ne sağlıyor? Gerek uygulama çalıştırmaları, gerek arayüz geçişleri, gerekse de oyun performanslarında şu an bahsetmek gerekirse en yüksek performansı sunabiliyor. Tabii bunda kullanılan güncel Android işletim sistemi ve Xiaomi'nin hazırladığı güncel arayüzünde etkisi büyük. Android 9 ile gelen telefonun arayüzü gerçekten çok akıcı ve çok sade. İsterseniz alt platformda konumlandırılmış kısa yol Android tuşlarını da kaldırarak tam ekran görünümünde de bir kullanım elde edebiliyor. İsterseniz de yine tuşlarla alışık olduğunuz detaylarda kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Mi 9'da dikkatimi çeken bir diğer yazılımsal detay ise ikinci alan özelliği. Bu özelliği aktif ettiğinizde aynı telefonda iki farklı oturum olarak düşünebilirsiniz bunu. İkinci alana adım attığınızda gizli kalmasını istediğiniz bilgi ve belgelerinizi depolayabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Daha sonra kapatarak yine normal kullanım moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Mi 9 son dönemde çokça tercih edilen parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemlerine de destek veriyor. Öncelikle parmak izi sensörüne bakmak gerekirse ürünün ekrana yedirilmiş bir parmak izi okuyucu sensörü mevcut ve oldukça hızlı çalışıyor. Yüz tanıma sistemi de düşük ışık koşullarında dahi iyi bir şekilde çalışıyor. Biraz da oyun oynayalım isterseniz. Az evvel de bahsettiğim gibi ürünümüzde Snapdragon 855 bulunmakta. Bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama faktörlerinin olduğunu da belirtelim. Tabii ki oynayacağımız oyun PUBG oldu, zira gerek ilgi olarak gerekse de oyunun teknik kapasitesi olarak
son dönemin belki de en ciddi mobil oyunu diyebiliriz. İşte bu oyunu Mi 9 ile en yüksek ayarlarda ve çok akıcı, performanslı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Zira biz oynadık. Peki telefon ısınıyor mu? Normal kullanımda hayır. Bundan kastımız nedir? İnternet gezintileri, sosyal medya platformlarında yaptığınız aktiviteler, yaptığınız aramalar, mesajlaşmalar. Bu gibi durumlarda tabii ki telefonda ısınma olmuyor. Ancak oyun oynadığınızda ve uzun süre videolar çektiğinizde evet telefonun ısı düzeyi yükseliyor. Bunu fark ediyorsunuz da ancak bu diğer telefonlara kıyasla çok da ciddi derecede bir farklılık oluşturmuyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Gelelim kameralara. Ürünümüzün arka tarafında 3 tane kamera yer alıyor. Xiaomi burada Sony'in 48 megapikselli kamera sensörüyle adeta meydan okuyor. Tabii bunun yanında 12 megapiksellik telefoto ve 16 megapiksellik ultra geniş açılı kamera da mevcut. Yine detaylara geldiğimizde 2x optik zoom ve 10x dijital zoom gibi seçeneklerimiz de var. Tabii ki pek çok makyaj, pek çok filtre efekti bulunmakta. İster portre çekin, ister normal fotoğraflar, isterseniz de geniş açılı fotoğraflar çekerek çok fazla detayı tek seferde elde edin. Tabii burada yapay zeka desteği yine önemli. Zira siz bir çekim yapmaya çalıştığınızda o portrenin ya da o fotoğrafın en iyi şekilde renk düzenlemesinden netliğine kadar yine cihazınız size pek çok seçenek sunuyor ve çok kısa sürede ufak dokunuşlarla çok net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Video tarafında da 60 FPS'de 1080p ve 4K çekim seçeneklerinin yanında hızlı ve yavaş video çekim seçenekleri de var. Aynı zamanda gece çekimine yönelik yine özel düzenleme modları da bulunuyor. Böylelikle gece çekimini kıyaslama yaptığımızda pek çok telefona kıyasla daha iyi sonuçlar verdiğini gördük. Ön tarafa bakacak olursak 20 megapiksellik bir selfie kamerası var ve yine damla çentiğin tam ortasında konumlandırılmış. Ben bu açıyı açıkçası çok seviyorum çünkü pozlama yapmak ve fotoğraf çekmek çok daha kolay oluyor. mAh değerde pili bulunan ürün hem kablolu hem de kablosuz olarak hızlı şarj desteği sunuyor. Xiaomi'nin belirttiğine göre bir hızlı şarj pedi ile birlikte ürünü kablosuz olarak tamamen sadece 90 dakikada şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz pil tasarruf modunu aktifleştirerek de performansı biraz geri planda alıp kullanım ömrünü biraz daha artırabilirsiniz.
Toparlamak gerekirse Mi 9 gerçekten de dikkat çekici bir amiral gemisi modeli. 6.39 inçlik ekranı, şık tasarımı ve arka tarafta konumlandırılmış 3 kameradan oluşan özel sistemi, tüm bunların yanında diğer amiral gemisi modellere kıyasla daha uygun fiyatı onu gerçekten dikkat çekici bir konuma getiriyor. Başka bir videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.